2 ve 3 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kamudaki üst düzey kadro ve pozisyonlara ilişkin atama esasları belirlendi. Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek. Kısacası kamudaki üst düzey yöneticiler Cumhurbaşkanı ile gelip Cumhurbaşkanı ile gidecek. Cumhurbaşkanı tarafından atanan kurum başkanları, başkan yardımcıları, kurul başkan ve üyeleri, mütevelli heyetleri, valiler ve büyükelçiler bu kapsamda yer alacak. Yeni kararnamelerle birlikte subayların terfi ve atamaları da yeniden şekillendi. Terfiler her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması durumunda farklı bir tarihleri de yapılabilecek. Albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanı'nca yapılacak. Genelkurmay Başkanı orgeneral ve oramiraller arasından atanabilecek. Görev süresi 4 yıl olacak. Kuvvet komutanlarının görev süresi ise 2 yıl olacak. Jandarma Genel Komutanı generaller arasından, Sahil Güvenlik Komutanı da amiraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.